İnşaat mühendisliği. Oo, çok iyi. Tamam, şimdi herkes sizi izleyecek. Çünkü ben yayın açtığım zaman inşaat mühendisi hocam tercih edelim mi diyorlardı. Biz sizin döneminizi ele alsak, mesela ne zaman okulu kazandınız? Ben 12'de kazandım, 17'de mezun oldum. Yani ben kazandığım dönemde inşaat sektörü iyiydi. O zaman tercih edilebilirdi ama mevcut konjonktürde, ekonomide şu an Türkiye'deki inşaat sektörü yani eski performansı gösteremiyor maalesef. Ama yani inşaat sektöründe Türkler olarak iyiyiz. Çok iyi şirketlerimiz var. Dünyada iyi işler yapıyoruz. Yani Türkiye değil de dünya çapında Türk şirketleri bünyesinde çok daha fazla fırsat var inşaat mühendisi. Peki olarak. Şimdi tercih dönemine girdik ya, inşaat mühendisi tercih edeceklere gelsinler mi gelmesinler mi? Ya gelsinler ama hedefleri Türkiye değil yurt dışı olsun. Yani Türkiye'deki inşaat mühendisinin çalışma koşulları ve kazancından çok memnun olmayabilirler bitirdiklerinde. Peki yurt dışına çıkmak kolay mı öyle? Yani Türk firmalarıyla daha kolay. Çok fazla firma var iş yapan. Tabii ki kolay değil. Yani işte aslında challenge da burada başlıyor. YKS ile bitmiyor. Üniversitedeki okuduğunuz üniversite, kendinizi geliştirmeniz, yabancı dilinizin seviyesi de o da etkili. Yani aslında sınavı kazandım bittim olmuyor maalesef. Aslında gelin diyorsunuz değil mi inşaat mühendisi için? Ya ben seviyorum mesleğimi ama hani Türkiye'deki şartlar çok memnun etmeyebilir. Hı hı. Peki sizlerin şöyle 2012'ye dönersek sıralama kaçtı? Bir de hangi üniversiteyi kazandınız? Ben 50 bin civarındaydım. Kültür Üniversitesi'ni kazanmıştım. %50 mi? Evet, %50. Ne kadar ödediniz acaba? Vallahi onu çok hatırlamıyorum ya. Ben ekstra başarı bursu da aldım. Bölüm birincisi oldum. O nasıl oluyor? Onu bir söyleseniz. Yani gelen not ortalamanız eğer işte o bulunduğunuz bölümde ilk 3'e veriyorlardı o zaman. Hmm. Ben birinci olmuştum. O zaman belli bir başarı bursu veriyorlardı. Hala devam ediyor. Kültür Üniversitesi İnşaat Mühendisliği birinci oldunuz diye size evet, %50 burs bedava verdi. Evet. Onun yanında bazı burs imkanları da vardı. Onlardan da faydalanmıştım. Ne gibi mesela? Yani işte okul takımında oynamıştım o zaman, futbol oynuyordum. Oradan da yani spor başarı bursları ne kadar fazla imkanları vardı. O zaman %10 gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. O zaman sizin %50 şeyden geldi. %25 başarı bursundan geldi. %25 mi? O zaman başarı bursu %25. He, anladım. Sporda başarı %10'du. Derken yani tam %50 neye tekabül ediyordu o zaman hatırlamıyorum ama yani yanlış olmasın ilk girdiğim zaman 10 bin lira falandı diye hatırlıyorum. Peki bölüm birincisi olduğunuz diye ne kadar burs verildi size? Yüzde kaç? %25. Ha, %25 verildi. Önceden de %50 vardı. %50 artı 25. %85 spor. Ya aslında öyle olmuyor hesabı. %50'nin üzerinden %25, onun kalanı üzerinden %10. 85'e değil de... Kalanın üzerinde anladım. Aha, yani 75-80 arası bir şeye tekabül ediyor. Peki bunu yapmak isteyenler gelsin, bazıların maddi imkanları yok ya, diyorlar ki mesela ben %50 tercih ederim, sonra bölüm birincisi olurum, oradan da bir %25 alırım diyenler. Zor mu bölüm birincisi olmak? Ya kolay değil tabii ki. Yani çok fazla rakibiniz var. Ben %50 bursluydum. %50 burslu olanlar sıralamada benden daha fazla yapanlar vardı. Ya olduk yani, çalıştık evet. Peki mesela ikinci sınıfta birinci olmadınız. Her yıl birinci olmak zorunda mısınız? Evet, o devam ettiği sürece. Yani şu an şartları nedir bilmiyorum, o zaman öyleydi. O zaman onu düşünerek gelmesinler. Çünkü her yıl birinci olmak zor değil mi? Alınacak bir şey değil. Olursa iyi olur, olmazsa yani evdeki hesap çarşıdaki şeye uymaz. Peki bu sadece kültüre özgü bir şey miydi? Şöyle gelebilirsiniz. Ya bilmiyorum, ben kültürde okuduğum için onu biliyorum. Ya diğer arkadaşlarımdan da duydum sporda başarı bursu ama ders başarısında ne veriyorlar, belki daha fazla veren okullar vardır. Peki sadece futbol için mi geçerli, tenis vesaire? Vardı evet, basketbol takım vardı, oralarda da vardı. Yani masa tenisi vardı yanlış hatırlamıyorsam, o zaman oralarda da vardı. O zaman sporcular bayağı değerli. Bir de ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi siz ne zaman mezun oldun demiştiniz? 2017. 2017'de mezun oldum. 6 yıl falan geçmiş. Doğru evet. 6 yılda ne işler yaptınız? Yani sonuçta inşaat mühendisi olmak isteyenler var ya. En son ne konuma geldiniz mesela? Maaşlar nasıl? Anladım. Ya yani şöyle, inşaat mühendisini tavsiye ettim ama 2 yıl inşaat mühendisi olarak çalıştım. Şu an sigorta sektöründe çalışıyorum. Yani inşaat mühendisinin öyle de bir avantajı var. Yani İngilizce, yani biz inşaat mühendisi diyoruz ama İngilizce civil engineering, medeniyet mühendisi demek. O yüzden de çalışabileceğiniz alan çok geniş bir inşaat mühendisinin. Ben de bu yetkinliklerini farklı bir sektörde değerlendiriyorum şu an. Yani nereye kadar geldim? İnşaat mühendisi, yani bir departman sorumlusu olacak seviyeye gelebildim. İnşaatla mı alakalı?
Ya evet, inşaatta iş mühim bir parçası. Yani sigorta sektörü, inşaat risklerine, inşaat hasarlarına bakıyorum diyebilirim. Yani o diplomam işime yarıyor. Öyle. Peki 2012'de sınava girdiğiniz zaman sizler gibi bu sene sınava hazırlanıp inşaat mühendisi düşünenler için verebileceğiniz en iyi tavsiyeler nedir? Yani sınav geçti artık, çok yapabilecekleri bir şey yok. 2024 için. Ha, 2024 için. Yani belli başlı üniversiteler var Türkiye'de. Teknik üniversiteler daha çok diyebilirim. Yani mühendislik eğitimini en iyi teknik üniversiteler veriyor. Eğer mühendislik okunacaksa, yani inşaat mühendisi başta olmak üzere diğer mühendislikler, teknik üniversiteler hedeflenebilir. Ama olmazsa da dünyanın sonu değil. Olmazsa da dünyanın sonu değil. Sonrasında okurken kendilerini geliştirebilirler. Yüksek lisans imkanlarını değerlendirebilirler. Yüksek lisans gerek var mı? Mesela ne oluyor yüksek lisans okuduğunuz zaman? İnşaat mühendisi için. Yani yüksek mühendis oluyorsunuz. Belli bir alanda uzmanlaşıyorsunuz. Bir alan seçiyorsunuz artık kendinize. Eğer akademik kariyer düşünüyorsanız biraz daha gerekli olan bir şey. Evet. Ama tabii eğitim ömür boyu süren bir şey. O yüzden hani dediğim gibi iyi bir üniversite, belirttiğim teknik üniversitelerden biri olmasa bile okuduğunuz dönemde kendinizi geliştirerek, sonrasında yüksek lisans aşamasında iyi bir üniversite kazanarak bunu değiştirebilirsiniz yani. Peki şey için ne düşünüyorsunuz? İngilizce için. Bazıları diyor ya hani İngilizce hazırlık okuyorum, yapamadım, Türk bölümüne geçeceğim inşaat mühendisi. Ya olmazsa olmaz İngilizcenin. Yani İngilizce artık konuşmamamız lazım aslında baktığınızda. Eğer özellikle de mühendislik için, mühendisin dili İngilizcedir. Yani İngilizce artı hangi dili öğrenmeli artık bu öğrenciler, onu konuşmalıyız. Yani. İnşaatta belli mi artı bir dil? Yani inşaatta belki, yani İngilizce zaten olmazsa olmaz ama ya Arap Yarımadası'nda çok fazla iş yapıyor Türk firmaları. Arapça o zaman. Evet, o zaman Arapça öne geçirebilen bir şey olabilir, dil olabilir adayları. Peki sizler dediğim gibi YKS 2024 çalışanlar için, inşaat mühendisi isteyenler ne önerirsiniz çalışmaları açısından? Nasıl bir tavsiyede bulunabilirsiniz? Bayağı yıl geçti ama. Yani mühendis olacak insan için fizik, kimya, yani mühendislik, sayısal branşlarda temelin sağlam olması. Çünkü üniversiteye girdiğinizde de ilk başta havuz dersleriyle başlıyorsunuz ve eğer oralarda sıkıntılarınız varsa en çok zorlanacağınız. Yani mühendislik çok da doğru bir tercih olmayabilir o sayısal branşlarda iyi değillerse eğer. Ya ağırlığımızı matematik ve fene vermemiz gerekiyor değil mi? Zaten o puanlar... Yani mühendislik için şart, evet. Peki kaynak önerisi olarak var mı? O zaman kaynaklar farklı değil. Yani ama çok o konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Yani. Öğretmen olarak bir tavsiyeniz var mı? İzlemeleri gerekiyor. Yani o da... Başka genel bir tavsiyeniz var mı çalışmalarla alakalı? Ya dediğim gibi... Yani üniversite sınavla çok şey değişti. Programlar çok değişti ama... Sonrası için, hayat için dediğim gibi... Sınav son değil. Yabancı kendilerini geliştirerek her şeyi... Yani kişinin kendinde bitiyor çoğu şey. Evet. O yüzden öğrenmek de hiçbir zaman bitmiyor. Kötü bir sonuç alsalar da devam etsinler yani. Ben size başarılar diyorum. Son olarak sizleri izleyen inşaat mühendisi adaylarına ne demek istersiniz en son olarak? Ne diyebilirim? Yani gelsinler, umutsuzluğa kapılmasınlar. Bugün inşaat sektörü kötü olabilir ama dünyada çok fazla fırsat var. İyi üniversitelerimiz var. Yapmamız gereken çok çalışmak aslında hepimizin. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler.